da bizim ilçemizde özel eğitim alan, özel eğitim derken durumları sebebiyle engelli kardeşlerimizin okulundan, Cafer Akın Bey'in yönetimindeki okuldan öğrencilerimizin de kumbaralarında biriktirdikleri hayırları oldu. Onlarla bir protokol de yaptık bu esnada. Kumbaramdaki iyilik Kırım'da Kur'an olsun sloganıyla. Küçük bir meblağ da olsa ama engelli küçük yavruların gönül zenginliğini, cömertliğini de işin içine katmıştık. O gün 25 bin lira paramız oldu. Tabii Kur'an-ı Kerim'i doğrudan göndermek isterdik. Fakat gümrük işleri engelli oluyormuş. Rusya bu noktada dışarıdan oraya herhangi bir malın girmesini engelliyormuş. Biz de dolaylı yoldan, direkt de değil, dolaylı yoldan bir vatandaşımız, orada çalışan bir vatandaşımız eliyle, kanalıyla o 25 bin lirayı o günkü tarih itibariyle 4880 dolar meblağındaki Kur'an-ı Kerim bedelini Kırım Müftülüğümüze ulaştırdık. Allah razı olsun, Kırım Müftülüğümüz de emanetin kendilerine ulaştığına dair bize hem belgeyi gönderdi, hem teşekkürlerini gönderdi, hem de bir vesile olmuş, takdir buyurmuşlar. Tabii hayırseverlerimiz adına, din görevlilerimiz adına, ilçemiz adına biz bu teşekkür belgesini kabul ediyoruz. Yoksa kardeş kardeşe her yerde zaten imkanı ölçüsünde yardım etmek durumundadır. Biz Kırım Müftümüzün göndermiş olduğu bu teşekkür belgesini, yine dediğimiz gibi hayırseverlerimiz adına, din görevlilerimiz adına kabul ediyoruz. Bundan sonra artık Kırım'la Seyitçiler arasında gönül bağı biraz daha kuvvetlendi. Şimdi başarılı ifadesindeki bu Özenbaş camisiyle ilgili çalışmalarını da bize iletiyor ki hocam imkanı olursa desteklerseniz seviniriz anlamında biz bunu şey yapıyoruz. Bakalım bir durum değerlendirmesi yapalım inşallah. İçinde gene katkımız olacağını umut ediyorum. Yani İslam'ın oralarda ayakta canlı olması gerekiyor. Yani biz az önceki konuşmamızın içerisinde Batı Trakya'daki Müslümanların durumunu da Osmanlı bakiyesi oradaki söyleşilerimizin durumunu da gördüğümüz için orada İslam'ın ayakta durması gerekiyor. Tabii. Bu anlamda inşallah yine imkan ölçüsünde bir meblağ oluşursa bir vasıtayla inşallah başkanım buradadır. Dernek başkanımız ulaştırmaya gayret ederiz diyoruz. Durum buna ibaret.